Scripting ile ilgili videoma hoş geldiniz. Daha önceki videomda kelimelerin gücü ve hayatınızı kelimeleri kullanarak nasıl değiştirebileceğinizi anlattığım videoda kısa bir şekilde scripting denilen bir metottan bahsetmiştim. Bununla ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum. Ayrıca biraz hafif bir soğuk algınlığım var bugün. Dün aşırı miktarda yürüyüş yaptım ve çok rüzgarlıydı. Onun sonucunu bugün yaşıyorum. O yüzden biraz sesimde hafif bir kırılma var. Özür dilerim. Ama çok fazla beklemeden videoyu yapmak istedim. Scripting tabii ki aslında kısaca yazmak. Kelimeleri kullanarak yazı metoduyla hayatınızı değiştirmek. Değişik scripting metotları var. Birincisi gratitude scripting, yani minnettar olduğunuz şeyleri yazmak. Bu bilinçaltınızdaki negatif konuşmalarınızı değiştirmek ve bu vibrational enerjinizi, bu titreşim enerjinizi yükseltmek için ve daha fazla, daha pozitif şeyler çekmek için hayatınıza bence çok önemli metotlardan ve başlangıç metotlarından birincisi scripting'e başlamak istiyorsanız. Bunu sabah ve akşam aldığınız deftere yazabilirsiniz. Her şey olabilir. Mesela daha önce dilediğiniz ve olan şeyler, teşekkür edebilirsiniz. Hayatınızda memnun olduğunuz ne varsa bunları yazın. Bunlar çok basit şeyler olabilir. Mesela işte uyanır uyanmaz, bugün çok mutluyum, çok güzel bir hava var. Uyandığım için çok mutluyum. İşte odanızda olan şeyler, mesela sevdiğiniz herhangi bir şey varsa bu, yatağınız olabilir. Duvarınızdaki bir tablo olabilir, bir çiçek olabilir masanızın üzerindeki veya hava olabilir. İnsanlar, hayatınızda evinizdeki insanlar, aileniz, arkadaşlarınız, bulutlar, çiçekler, kuşlar, hayvanlar, o gün yaptığınız bir insanla olan bir konuşma, bir yaptığınız alışveriş, aldığınız herhangi bir şey ya da yediğiniz çok güzel bir yemek, kendi yaptığınız bir yemek, insanların bunun üzerine söylediği şeyler, her şey olabilir. Yani bu minnettarlığın sonu yok ve bunları yazmak aslında enerjinizi dediğim gibi yükseltecektir ve hayatınıza pozitiflik çekecektir. Çünkü hayatınız hakkında pozitif düşündüğünüz sürece daha fazla pozitif şeyler size doğru yönelecektir. Bu o yüzden çok önemli bir metot. Sabah ve akşam bunu yazabilirsiniz. Akşam o gün yaşadıklarınız üzerinde bunu yazabilirsiniz. Ve dediğim gibi bu hem uygulaması çok kolay hem de aslında sizin hayatınızda gerçekten farklı bir açıdan bakmanıza yarayacak önemli bir metot. İkinci yöntem ise gelecekle ilgili bir günlük yazın kendinize. Sanki mesela bundan bir yıl sonraki halinizi gözünüzün önüne getirin ve yapmak istediğiniz şeyler olduktan sonra o bir yıl sonra nasıl yaşadığınızı bu deftere yazın. Mesela hayal ettiğiniz, bu hayallerinizde ne varsa onu gerçekleştirdiniz ve bu hayat sizin için nasıl? Gelecekteki bir günde sabah kalktıktan akşam yatana kadar nasıl bir gün geçireceğinizi detaylı bir şekilde yazın. Bu dileklerinizi veya hayallerinizi gerçekleştirdikten sonra o günü nasıl geçiriyorsunuz? Mümkün olduğu kadar detaylarıyla bunu yazın. Bu hem çok aslında hayal dünyanızı geliştirecek, hem de gerçekten aslında ne yapmak istediğinizi, yapmak istediğiniz şeyleri ele geçirdikten, elde ettikten sonra hayatınızın nasıl olacağını, nasıl bir hayat istediğinizi gerçekten aslında planlamak ve bunu yaşamak şimdiden. Bu yüzden bu da çok önemli bir metot ve eğlenceli bir metot.
yöntemde ikinci metoda benziyor. Bu sadece bunu mektup olarak kendinize yazdığınızı düşünün. Ama bu mektupta gelecekteki sizin şu andaki size teşekkür ettiğini, yaptığınız hareketlerin ve kararların aklınızda koyduğunuz fikirleri gerçekleştirmenizin nasıl hayatınızı değiştirdiğini ve bunların nasıl gerçekleştiğini size bir mektup olarak yazın kendi kendinize. Metot ise vision scripting. Bu yani görselleme yazısı. Bu biraz daha geniş, kapsamlı. İşte bu olmasını istediğiniz, gerçekleşmesini istediğiniz hayaliniz olduktan sonra hayatınızı nasıl yaşıyorsunuz? Bu detaylı olarak başarılarınızı yazmak, hayatınızdaki ilişkilerinizin kalitesinden bahsetmek, duygu durumunuzdan bahsetmek ve bu nasıl etrafınızdaki insanlara, hayatınızda bulunan insanlara ve çevrenize nasıl katkıda bulunduğunuzu yazmak gibi aslında çok daha geniş kapsamlı bir scripting yapabilirsiniz. Bu bütün anlamıyla, bütün kapsamıyla hayatınızı göz önünden geçirmek diyebiliriz buna. Bu metodu da kullanabilirsiniz. Bu da tabii ki çok hayatınızda büyük kapsamlı transformasyonlar yani değişimler gerçekleşmesini sağlayacaktır. Diğer metot ise affirmation scripting deniliyor İngilizcesinde. Yani doğrulama yöntemiyle yazdığınız yazılar. Bunlar aslında kendi kendinize olan güveninizi artıracak olan sözler. Ben kendimden eminim, yetenekliyim ve bütün hayallerimi yaşamayı hak ediyorum şeklinde kelimeler kullanarak bu metodu uygulayabilirsiniz. Bu aslında bunlar da tabii ki kendi hakkınızda ve kendinize olan inançlarınızı değiştirme ve pozitife çevirme yönünde bu önemli bir temel bir yöntem. Daha önce kelimelerin gücünde de bahsettiğim gibi aslında tabii ki bunları sürekli olarak kullanmanız kendi kendinize söylediğiniz, kendi hakkınızdaki negatif düşünceleri ve duyguları değiştirmek açısından önemli bir metot. Diğeri de engellerle ilgili yazdığınız scripting yazılar. Bu da tabii ki aslında önemli şu açıdan çünkü hepimizin aslında yaşadığı korkular var. Ama bu scriptingde bunların farkına vararak, bu korkularınız ya da engelleriniz neyse bunların farkına vararak gelişme, başarı ve gelişme yönünde fırsatlara çevirmek. Tabii ki korkularınızı aslında korkularınızdan kurtulmak bu sizi kısıtlayan bir takım inanışlardan sizi arındırmak ve pozitif sonuçların ortaya çıkması için önemli bir yöntem. Buna mesela biz sizin nasıl bir korku yaşadığınızı ve başarmaktan korktuğunuzu mesela fark ettiniz bazı şeyleri. Ama bu korkudan nasıl başa çıktığınızı, bu korkudan nasıl kurtulduğunuzu yazarak ve size bu korkunun nasıl başarıya ve öğrenmeye sevk ettiğini yazarak bu günlüğü tutabilirsiniz. Scripting yöntemi de aslında işte bu görsel araçlar kullanarak, visual board da deniyor buna, bir takım araçlar kullanarak kendinize böyle bir journal yapabilirsiniz. Bunun en güzel yöntemlerinden birisi aslında bir kendinize karton alın veya bulun ve bunun üzerine olmasını istediğiniz şeylerin fotoğrafını yapıştırın veya çizin. Mesela hayalinizde bir ev varsa bunun fotoğrafını kesin, buraya yapıştırın.
Mesela işte diyelim ki gitar çalmak istiyorsunuz ya da şarkı söylemek istiyorsunuz ya da mesela bir iş yerinde çalışmak istiyorsunuz. Bu iş yerin fotoğrafını asın. Yani başarmanızı istediğiniz şey neyse bunu mümkün olduğu kadar fotoğrafla, yazıyla veya çizerek bu karton üzerine yazın, yapıştırın ve bu gözünüzün önünde bulunsun. Bu tabii ki gördüğünüz için bu aslında amaçlarınızı gerçekçi bir hale getirecektir. İşte sürekli gördüğünüz ve her gün işte önünden geçtiğiniz ve baktığınız bir kartboard ve bu tabii ki önemli yöntemlerden birisi. 10. metotta scripting dialog. Bu da şu andaki sizle gelecekteki siz arasında bu hayallerinizi gerçekleştirdikten sonra olan kişi arasında bir diyalog hayal edin. Bu diyaloglarda kendi kendinizi cesaretlendirin, öğüt verin ve çeşitli şeyler mesela öngörüler sunun ve bu kendinizi bu hayallerinizin gerçekleşmesi yönünde kendi kendinizi destekleyici hikayeler anlatın. Bu farklı yollar yaratmak açısından da ve kendi hikayenizi, kendi yolculuğunuzu daha fazla daha kolaylaştırmak ve anlamak açısından da bu kendi kendinize yaptığınız diyaloglarda önemli bir metot. Bunların hepsini aynı anda başlamayın tabii ki. Bir veya ikisini seçin ve bunu mesela daha sonra vision board'u ekleyin veya değişik yöntemleri bunlara ekleyebilirsiniz. En azından bir ay boyunca bu metotlardan bir tanesini yapın ve aklınıza geldikçe bunları okuyun. Ve bu tabii scripting'in en önemli amaçlarından birisi. Yine kelimeler bölümünde anlattığım gibi kendi kendinize olan bu negatif konuşmaları değiştirmek, pozitife çevirmek, hayat hakkındaki bakışınızı bu bilinçaltınızda kendinize aslında farkında olmadan konuştuğunuz negatiflikleri yok etmek ve bunları pozitife çevirmek ve bu yönde harekete geçmek açısından çok önemli bir yöntem scripting. Bunlardan herhangi birisini uygulayabilirsiniz dediğim gibi. Eğer başka sorularınız varsa bu konuda ilgili lütfen aşağıda belirtin. Bu konuda ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer başlarsınız ve herhangi bir sonuç aldıysanız veya nasıl hissettiriyorsa sizi lütfen aşağıda yorumlarınızı yazın ve hoşça kalın şimdilik. Eğer arkadaşlarınız varsa bundan yararlanabileceğinizi düşündüğünüz onlara da gönderirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, tekrar iyi günler diliyorum.